Merhaba, ben Tostçu Orkun. Bir başka tost çekimine hoş geldiniz. Bugün burada Türkiye'nin en büyük iki tostçusu var. Bir tarafta kendi dükkanı olan, Türkiye'nin her yerinden ilgi gören, çok meşhur atom tostu olan, çikolatalı tostu olan Tostçu Erol var. Bir tarafta da sadece kaşarlı tost yapmış, pek tosttan anlamayan ben Deniz, dünyanın en büyük tostçusu Orkun var. Tostçu Erol bizi görmeye Antep'ten İstanbul'a geldi. Hoş geldin. İyi ki geldin. Sadece senin için geldim. Süpersin vallahi. Bugün Tostçu Erol'la Atom Tost Challenge yapacağız. Sen kendi usulünde, ben kendi usulümde Atom Tost yapacağız. Kaybeden de kazananı Nusret'e götürecek. Okey, kabul. Tamam, süper. O zaman tostlarımızı yapmaya başlayalım. Tamam. Önce sen başla abi. Önce bir senin tostunu görelim. Senin tamam. Bir taktiklerini görelim. Şöyle malzemelerimizi de bir görelim mi? Neler kullanıyoruz şöyle bir. Bayağı bir alışveriş yaptık. Ben öyle büyük tostlar yapamıyorum seni gibi. Kaşar açık mı adam? Baget. Sen bir yeteysen gitmeden. Yok olmaz. Çok değişik bir tost yapacağız. Evet, çok güzel tariflerim var. İçine ne bulduysam koyacağım. Ama bence lezzetli olacak. Sen bana güveniyor musun? Güveniyorum. İnşallah tostun sonunda hastaneye gitmeyiz. Hayda. Çok güveniyor musun? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Erol abi. Rica ederim, rica ederim. Mesela bizim sloganımız biliyor musun sen? Nedir? Saklayayım. İlk sucukla mı başlıyoruz abi? Evet. Yüksek ısıda ısıttığımız tost makinesinin. Tabii 10 dakikadır ısındı o. Evet, tabanına yağımızı sürüyoruz. Sucuğumuzu düzüyoruz. Evet, sucuklarımız pişti. Bir de şey olmuş. Atom tostu geçen gün bir tane çocuk gelip 4 tane atom tost yemiş. Evet, o çocuğa selamlar. Bir de benim gibi sıska biriymiş, 4 tane yemiş. Evet, evet. Tostumuzu şöyle. Uy. Bir acık koklayayım mı şunu? Koklayayım mı? Oh, 10 üzerinden 9 kokuyor. Evet, yakın çekim alanımız. Gördüğünüz gibi. Adamından duymak yakın çekim alanı mı, evet. Daha güzel oluyor. Evet, şu an salamlarımızı. Oh. Kaşar bayramı yaşanıyor. Evet, salamlarımızı biliyoruz. Tavada kızarttığımız sosisleri. Böyle. Abi çok güzel görünüyor ya. Bu arada ilginç bir bilgi veriyorum. Tostçu Erol tost yemiyormuş. Evet, çok yemiyorum tost. Adam 20 yıldır her gün tost yapıp tost yediği için artık yemiyor çok normal olarak. Evet, tost biraz da kilo yaptığı için, ben de biraz kilolu olduğum için tosta dikkat ediyorum. Ama herkesi yemeye bekliyoruz. Turşu vereyim. Smoking rooms wherever you are. Teşekkür ederim. Hey abi. Abi benim yapacağım tost dünyada kimsenin yapmadığı bir tost. Gerçekten çok merak ediyorum bir tostçu ustası olarak. Emsali yok bak. Meslektaşız. Sen de tostçu ustasısın. Evet. Ben de tostçu ustasıyım. Evet. Yani sen bunu yiyince evet, tost buymuş diyeceksin. Evet. Hemen kendi dükkanında menüne benim yaptığım tostu ekleyeceksin. Evet. Merakla bekliyorum. Hadi bakalım. Kaşarın sesini duyuyorsun. Bir dakika, bir daha mikrofonu yaklaştırıyorum. Evet. Biraz. Kaşarın sesini duyuyorsunuz. Hep videolardan görüyoruz. Evet. Böyle içimizde kalıyor. Evet. Bakıyorsun böyle. Çok güzelmiş diye ama hiç yiyemiyorsun ya. Bak şimdi onu birebir o lezzeti yaşayacağım. Şimdi ben aynı zamanda bilmiyorsan ben Türkiye'deki sayılı gurmelerdenim. Evet. Vedat Milor'dan sonra hemen gurme deyince akla Orkun Işıtmak gelir. Çok o yüzden şu an benim yapacağım yorum çok önemli. Evet. Çok heyecanlıyım şu anda. Tostçu Erol'dan atom tost diyeceğim. Evet. Yiyorum. Dur sen yedir. Elimle yediriyorum. Şöyle yakın çekim alalım Orkun'u. Yakın çekim alabilir miyiz Orkun Bey lütfen? Her ısırıkta hep farklı bir şeyin tadı geliyor. Evet, aynen. Bu kadar karışık olmasına rağmen... Evet. Efsane. Evet, Tostçu Erol'un tostu güzel olmuş olabilir. Henüz benim tostumu yemediğiniz için size güzel geliyor. Yumurta çıldırıp konmaz. Yumurtayı direkt blüp diye içine koyarsınız arkadaşlar. Yağlı istersen içini. Evet tabii, yağlamak lazım önce. Ben seni denedim. Seni denedim mi? Acaba dedim hatırlatacak mı diye. Eminim öyledir. Ben atom tostu pastırmalı yapmayı tercih ediyorum. Evet. O yüzden üstüne birazcık pastırma koyacağım. Evet. Şöyle. Tostçu Orkun iş başında. Evet.
iki tane kaşar koyacağım. Şu an tam olarak ne yaptığımı bilmiyorum. Sadece içgüdülerimle hareket ediyorum. Evet, şurada bakın sarısı patladı. Görüyor musunuz? Bunun olmaması gerekiyordu. Evet. Önemli olan burada tosta sevgini katmak. Tostçiyer ol. Tam şu an olmak üzere. Şimdi kısmet tostunun en önemli özelliği her yaptığımda farklı bir tat vermesi. Parfüm gibi yani. Parfüm öyle mi oluyor? Yani. Doğaçlama. Tamamen evet, doğaçlama. Evet. Evet, duyduğunuz salamın sesini. Evet. Cheddar peyniri iki dilim koyacağım. Birazcık şöyle küflü peynir koyuyorum. Neden koyduğumu bilmiyorum. Yakın çekim alabilir miyiz? Evet, yakın çekim alabilir miyiz? Lütfen. Bastırıyorum. Evet. Ters mi çeviriyorsun? Tamam. Ben tost makinesini zıplatacaktım da neyse hadi. Seni kırmayayım. Aa, bu güzel oldu. Yemin ederim bu güzel oldu. Evet, tost Cheryl sana elimle yedireceğim. Boş ver peçeteyi, gel. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Tost Cheryl'a tost yedirmek. Evet. Nasıl? Güzel. Gerçekten mi? Biraz. Biraz mı? O peynir atmasan daha güzel olur. Bir dakika bakacağım. Bir dakika kendim evet. Deneyeceğim. Yine ben devam edeyim. Bence güzel ya. Yiyeyim bakayım. Sen benim yanımda bira içim alırsın. Ye bakayım, hop güzel oldu oğlum bu. Hangisi daha güzel? 10 üzerinden 8, 10 üzerinden 9. Sen söyle. Yumurtadan bu oyunu bence. Tostel oldu. Demit! Aaa! Aaa! Ama benimki de çok yakındı. Benimki de çok yakındı. Tost Cheryl kazandı. Nusret'ten öncesinde Gaziantep'ten sana tatlı getirdim. Hadi ya. Evet, çok şaşıracağım ve çok... Koca bir paketle gelmiştin. Ne evet. Olduğunu bilmiyorum. Evet. Baklava. Evet. Baklava değil mi? Açmama yardımcı olur. Dur açalım. Fıstık ezmesi. Dolama. Dur sırayla gidelim. Yiyelim. Yiyerek gidelim. Yiyerek. Mide fesadı bölümü. Evet. Çok güzel abi. Eline sağlık, ayağına sağlık. Nusret'e gidelim. Nusret'e gidelim. Haydi. Evet, şurası Nusret sanki. Nusret'e gidiyoruz hadi. Evet, Tost Cheryl'la üstümüze çıkardık. Nusret'e geldik. Şu an sipariş vereceğiz. İlk defa Nusret'e geliyorsun sen de. Evet. Abi çok lezzetli, çok güzel. Biz 1,5 lokum istiyoruz, 1,5 spagetti istiyoruz. Orta pişecek. Şöyle bir 3. Yalnız bu hareket bu şekilde değil. Şöyle yapalım isterseniz. Ben size göstereyim. Tamam. İlk önce kolları güzel yine sıvıyoruz. Sıvayalım. Şöyle güzel yine çekelim. Şimdi dirsek bu tarafta olacak. El bu şekilde. Deve kuşu gibi olmayacak mı şöyle? Aynen. Biraz burası dirsek biraz ileride olacak. Bu şekilde bırakıyorum. Buradan sektirerek buraya gelmesi gerekiyor. Sekçek. Aynen öyle. Hadi. Bu en güzel et bu bence. Evet. Bayağı güzel. Değil mi? Evet. Evet. Seni kanadı. Yok, Orkun'un kanadı. Önemli diyeceğim, ne olacak? Tost Cheryl'un hayranları İstanbul'da Tost onu yalnız bırakmadı. Nusret'te kalktık. Arkadaşlar merhaba. 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 Bu bizim şu an şişemiz. Bunu sadece Nusret Steakhouse'larda bulabilirsiniz. Doktor Bey bunu kesecek. Antibiyotiktir efendim bu. Vücudun kendi kendine üretmiş olduğu bakteriler var. Evet. Bu vücudun üretmiş olduğu bakterilere
Ne yapıyor? Tedavi ediyor. Doktor musunuz? Evet, et doktoru. Et doktoru, anladım. Evet, bonfile lokum abi bu da. Evet. En güzel etlerden biri yine. Evet. Güzel mi? Bunu size için hamburgeri. Güzel mi? Evet, Erol abi benim için Antep'ten buraya geldi. Beraber atom tost challenge yaptık. Tabii ki onun atom tostu daha güzeldi. Sonra kaybettiğim için onu Nusret'e getirdim. Nusret yedik beraber. O da ilk defa yedi. Çok güzel, çok eğlenceli bir video oldu. İyi ki geldin abi. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok güzel bir gün geçirdik. Teşekkür ederim. Evet, mutlaka senin yanına da Antep'e geleceğim. Siz de Tostçu Erol'un kanalına abone değilseniz lütfen şuradan Tostçu Erol'un kanalına abone olmayı unutmayın. Şuradan. Sol üst köşeden. Ben yanlış gösteriyorum hep. Evet, sol üst köşeden. Videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı ve bana da abone değilseniz bana da aşağıda abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bye bye. Kestik. Kestik. Kestik.